Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi yessir ve la tuhassir, Rabbi temmin bil hayr. Kale Allahu tebareke ve teala fi muhkemil kitabihil kerim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel lezîne kâlû rabbunallâhu thumme istakâmû tetenezzelû aleyhimul melâiketu ellâ tekhâfû ve lâ tehzenû ve ebşirû bile cennetilletî kuntum tu'adûn. Sadakallâhul azîm ve neteqa rasûluhun nebiyyul habibul kerimul emîn ve lâ akibetulil muttakîn. Rabbi yessir ve lâ tuassir, Rabbi temmin bil hayr. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lena illa ma fahamtena inneke entel cevvadul kerim. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefqahu qavli ve ufemidu emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. Allah Celle Celaluhu her insana kısa ya da uzun bir ömür sermayesi vermiştir. Onun muradı, yaratmış olduğu insanoğlunun bu sermayeyi kendi istifadesine, menfaatine uygun şekilde kullanması ve imtihanı kazananlardan olmasıdır. Allah Celle Celaluhu'nun muradı budur. Allah kullarının küfrüne razı değildir. İsyanına razı değildir. Şirkine razı değildir. Yani Allah yarattığı insanlardan kendisini tanımalarını, bilmelerini ve tanıyarak ve bilerek kulluk yapmalarını istemektedir. Körü körüne bir kulluk, Allah Celle Celaluhu'nun murad ettiği bir kulluk değildir. İbadetlerin bireysel ya da içtimai olarak her ne kadar fiili ya da sözlü şekilleri mevcut ise de her ikisinin de arka planında mana, yani ruha ve kalbe yönelik hikmetler de mevcuttur. İşte belki bir ibadet maddi olabilir, bedeni olabilir, fizike, bedene hitap ediyor gibi gözükebilir ama kulun bu ibadeti yerine getirirken Allah Celle Celaluhu'nun muradını da anlamaya, idrak etmeye çalışması gerekmektedir. Yani ibadetlerin şartları, rükünleri vardır. Biz mesela baktığımız zaman şöyle bir soruyla karşılaşsak, abdestin farzlarını biliyor musun şeklinde bir soruyla karşılaşsak, evet deriz. Maide suresi 6. ayet-i kerimede de zikredildiği üzere, yüzü yıkamak, başı ve kolları yıkamak, elleri dirseklerle beraber kolları yıkamak, başı meshetmek ve ayakları topuklarla beraber yıkamak deriz. Yani abdestin farzlarını biliyor musun? Bir de şöyle bir soru sorulsa, abdestin farzlarını anlıyor musun? İşte bu suali bütün emirlere veya nehilere yöneltmeliyiz ki Allah'ın bir şeyi emretmede ya da nehyetmedeki maksat ve muradını da anlayabilmiş olalım. Bu da şu hadiste zikredildiği gibidir. Allah Resulü buyuruyor. Hikmet müminin yitiğidir. Kaybettiği bir şeydir. Onu nerede bulursa almaya hakkı, hak sahibi olandır. Demek ki biz hikmeti de aramalıyız. Ve onu çok değerli olarak görüp kaybettiğimiz değerli bir şey gibi aramalıyız. Değersiz, önemsiz bir şeyini kaybeden kişi şöyle bir göz ucuyla sağına soluna bakar ve sonra döner arkasına gider. Ama çok önemli bir şeyini kaybeden, değerli bir şeyini kaybeden onu tırım tırım arar. Yani bulana kadar arar. Bakabileceği her yere bakar. İşte biz de dünyayı hikmetin aranması gereken yer olarak gördüğümüzde, eşyayı hikmetin aranması gereken yer olarak gördüğümüzde, gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri, hikmetin aranması gereken yer olarak gördüğümüz ve bildiğimizde, böyle kabullendiğimizde her daim bu konuda gayretli ve istekli oluruz. Çünkü çevremiz, yaşadığımız dünya
gördüğümüz her şey, duyduğumuz her şey, kokladığımız her şey bize hikmetlere yönelik bilgiler vermektedir. Akıl işte burada lazımdır. Yoksa sadece fizike yani bedene yönelik bir emri yerine getirirken akla ihtiyaç yoktur. Namazı örnek verecek olursak ya da zekatı örnek verecek olursak, biz eğer nisap miktarı bir mala sahip isek, o malın üzerine düşen farz olan zekatı veririz, fiziken de veririz, mali ve bedeni olarak da yaparız ve biter. Ya da namaz, herhangi bir vakit için ezan okunduğunda, vakit girdiğinde biz şartlarına ve rükunlarına riayet ederek, öncesinde ve sırasındaki şartlara riayet ederek, farzlara riayet ederek fiziken o ameli yerine getiririz. Evet, bitmiştir. Bunun için akıllı olmaya gerek yoktur. Akıl nerede lazım? Niye ruku ediyorum? Niye secde ediyorum? Secdeden murat nedir? Ne anlamam gerekiyor? Zekattan murat nedir? Ne anlamam gerekiyor? Niye benim malımda aslında benim olmayan bir pay olduğunu, Allah Azze ve Celle'nin böyle bir hüküm nazil ettiğini, yine oruçta da, hacda da ve vesaire bütün emirlerde ve nehirlerde ferdi ya da içtimai olarak hikmetleri aramak her akıl sahibi kişi için zarurettir, gerekliliktir. Zaten işte o zaman kişi anlayarak ve bilerek iman etmiş ve anlayarak ve bilerek ibadet etmiş olur. Tasdik neydi? İmanın tasdik olduğunu, kalbi tasdik olduğunu daha önce de söylemiştik. Tasdik neydi? Bir kişinin kendi iradesiyle gelen haberi, yani Kur'an ve sünnetle sabit olan haberi sadık, haberi sadığı kalben tatmin olarak kabul etmesidir. Mutmain olarak. Kalbin tatmin olabilmesi için kulak ve gözden ziyade akla ihtiyaç vardır. Çünkü akıl düşünür ve elde ettiği bilgiyi kalbe gönderir. Kalp onu tasdik eder. İşte buna da iman denir. Demek ki duymak veya görmek tasdik için yeterli değilmiş. Değildir. Onu anlıyoruz. Aklın da devreye girmesi lazım. İşte biraz evvel başta da söylediğimiz gibi Allah Celle Celaluhu her insana bir sermaye vermiştir. Dediğim gibi kısa ya da uzun bir ömür sermayesi verilmiştir. O ömür sermayesi içerisinde göz de vermiştir, kulak da vermiştir, akıl da vermiştir. Kişiler bunları doğru şekilde kullanmış ise bu aynı zamanda imtihanı da kazanmış demektir. Bu anlama gelir. Yok doğru şekilde kullanmamış ise ticarette zarar etmiş, yani imtihanı kaybetmiş demektir. İnsanoğlu yaşadığı zaman, asır ve coğrafya dikkate alındığında farklı farklı olmakla beraber istikametten saptıran birçok etken vardır. Fakat bütün kötülüklerin, bütün şerlerin temelinde, zirvesinde beşeri sistemler yatmaktadır. Allah Celle Celaluhu bir ayette mealen, biz ne zaman onlara bir iktidar, bir yönetim versek, onlar ekini ve nesli yok eder buyurmaktadır. Belki Müslümanın yaşadığı coğrafya ve asırda, zamanda insanoğlunu, ki kendisi de dahil, istikametten saptıracak, gündemini değiştirecek, dertlerini değiştirecek, gayelerini değiştirecek etkenler mutlaka olmuştur ve olacaktır da. Bunlar da imtihanın birer parçasıdır. Nitekim Allah Celle Celaluhu اَحَسِبَ النَّاسُ اَيُّتْرَكُ اَيَّقُولُ اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ buyurmaktadır. İnsanlar inandık demekle bırakılacaklarını ve imtihan edilmeyeceklerini mi sanıyorlar? Bu şimdiye kadar böyle olmadığı gibi bundan sonra da kesinlikle ama kesinlikle böyle olmayacak. Yani insanoğlu mutlaka sözünden, iman iddiasından, özellikle Müslümanlar iman iddiasından dolayı imtihanlara maruz kalacaklardır. Bu Allah Celle Celaluhu'nun evrensel
kanunları gibi insanlık alemine yerleştirmiş olduğu bir kanundur. Nitekim bunun bir diğer adı da sünnetullah ya da adetullah'tır. Ve Allah'ın adetinde, Allah'ın sünnetinde, Allah'ın yasalarında değişme olmaz. Her zaman için bu böyle olacaktır. İnsanoğlu Allah Resulü ve ondan önceki peygamberler vasıtasıyla kendilerine yapılan uyarı ve ikazlara aldırış göstermediği, önem vermediği, dikkate almadığı oranınca, almadıkları sebebince delalete düşmüş ve delalet içerisinde varlıklarını, yaşamlarını devam ettirmektedirler. Bu böyle gitmeyecektir. İnsanoğlunun dünya içerisinde bir takım geçici ve kısıtlı imkanlara sahip olması kendisini aldatmamalıdır. Hiçbir zaman bunlar baki değil, şüphesiz ki fanidir, yani yok olacaktır. Ve insana kalan yaptıkları amellerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte, siz üç sınıf arkadaşı olan kişiye benzersiniz. Bunlardan birinci sınıfı sizinle kabire kadar gelir. Birinci sınıfı ölene kadar gelir. İkinci sınıf arkadaşlar sizinle kabire kadar gelir. Üçüncü sınıf arkadaşlar ise sizi ebediyen terk etmezler buyurmaktadır. Birinci sınıf arkadaştan maksat dünya malıdır. Onlar üzerindeki tasarruf kişi için öldükten sonra biter. İkincisi, yani kabre kadar gelenler, eş, dost, akraba, anne, baba, bunların da ancak gelip seni uğurlayıp seninle beraber olabileceği son yer ancak kabir hayatıdır. Kabirdir. Ve arkasından üçüncü sınıf arkadaşlar geliyor. Dünya malı. Üçüncü sınıf arkadaşlar amellerdir, salih amellerdir. Şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Amellerin salih olabilmesi ancak iman ile mümkündür. Demek ki salih amelden önce kişinin itikadını düzeltmesi lazım. Biraz evvel de söylediğimiz gibi, insanoğlu ikisi gayb, biri de şahit olduğu alemden istisnasız geçmektedir. Ve ilk ikisi misak ve anne karnı ortadaki, yani dünya hayatı ve kabir ve ebedi hayat, cennet ya da cehennem. İşte insanın gelecekteki hayatının huzur ve saadet olabilmesi dünya hayatında yapmış olduklarıyla alakalıdır. Peygamberlerin uyarılarını ve ikazlarını dikkate almayanlar, dünyadaki rahatlığı gerçek rahatlık zannedenler. Şüphesiz aldanmış olanlardır. İnsanoğlu aklını başına almalı, Allah'ın kitabı üzerinde tefekkür edip düşünmeli, anlamalı ve hayatına tatbik etmeye çalışmalıdır. Kendisini alıkoyan en başta beşeri sistemler ve onun varlığının devamı için mücadele edenlere karşı kendilerinin dostu olmadığını, hatta ebedi azaba sebep olacak dereceye kendisine düşman oldu. Bir vebadan, bulaşıcı bir hastalıktan bile aslandan kaçar gibi kaç diyen peygamberin ümmeti ebedi cehennemlik olmasına sebep olacaklardan ne demiştir acaba kaçmak için? Nasıl bir benzetme yapmıştır? Vebayı aslana, bulaşıcı hastalığı aslana benzeten peygamber acaba kafirleri ve müşrikleri, ilahlık iddiasında bulunanları kimlere benzetmiştir? Onlardan hangi oranda, hangi şuurla kaçmamız gerekmekte, uzak durmamız gerekmektedir? Eğer bugün uzak durulmazsa, eğer bugün onlar bilinip, tanınıp, gerekli mesafe korunmazsa, ahirette uzak durmak istesen de uzak duramayacaksın. Onlardan uzaklaşmak istesen de, sana yapmış oldukları şeylerden dolayı, sebep oldukları şeylerden dolayı, senin cehenneme gitmene sebep olmalarından dolayı
onlarla aranda fersah fersah mesafe olmasını isteyeceğin halde artık olmayacaktır. Çünkü cehennemde buluşacaksınız. Ancak bu dünya hayatında arasına mesafe koyanların ahirette arasında mesafe söz konusu olacaktır. Allah'ın kitabı bizlere inmiştir. Allah kitabını akla hitap için nazil etmiştir. Akıl sahiplerine nazil etmiştir. Ulema teklifin mümkün olabilmesi için, bir kişinin ilahi tekliflere muhatap olabilmesi için, akıl sahibi olması gerektiği konusunda ittifak etmiştir. O zaman ey akıl sahipleri, niye bu kitabın üzerinde gerektiği gibi düşünmeyip üzerinize düşen sorumlulukları yerine getirmiyorsunuz? Ölümden kaçabiliyor musunuz? Eğer ölümden kaçmak isteseydiniz ve sizin için mümkün olsaydı, daha doğrusu ölümden kaçmanız mümkün olsaydı, muhakkak ki kaçacaktınız. Onu istemiyordunuz. İşte tıpkı nasıl ki o sizin hayatınıza konulmuş bir ilahi kanun ve istisnasız kabul edip teslim olmak zorundaysak, bütün Allah'ın hükümlerine de aynı o şekilde teslim olmak zorundayız. Ama istemeyerek, haşa nefretle değil, isteyerek ve bilerek. Çünkü biz iman ediyoruz ki Allah yarattıklarını en iyi tanıyan ve onların din ve dünya maslahatlarını en iyi bilendir. Ve bu maslahatları kitabında gerek ferdi gerek de içtimai hükümler olarak nazil etmiştir. Fussilet suresi 30. ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır. İnnellezîne kâlû rabbunallah. Onlar o kimselerdir ki, kimdir onlar? Özellikleri nelerdir? Vasıfları nelerdir? Ne sebeple ayrılmıştır? Onlar o kimselerdir denilmiştir. Kâlû derler ki rabbunallah. Bizim Rabbimiz Allah'tır. Evet. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisiyle beraber bu ayeti izah etmeye çalışacağız. Bilindiği üzere usulü tefsirde bir takım kaideler vardır. Bunlardan Kur'an'ın anlaşılması yönünde ilk olarak bakılması gereken yer yine Kur'an'ın başka ayetleridir şeklindeki kaidelerdir. Ya da bu kaidelerden biri budur. Eğer Kur'an'da bu konuda bir açıklama yoksa ondan sonra ikinci kaynak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Yani hadisleri de olabilir, tatbikatı da olabilir. Buraya bakacağız. Kur'an'ı bu iki kaynak çerçevesinde ve ışığında anlamaya çalışacağız. Yani Kur'an'ı bir başka ayet varsa açıklayan, onun ışığında yoksa Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde. Ve tabii ki ashabın hayatında. Bir kişi bir akarsuyun kenarında olsa ve bu akarsu pis olarak aksa, bulunduğu yerdeki konumu, durumu pis olsa, necis olsa, ne içmeye, ne yıkanmaya, ne de eşyalarını yıkamaya müsait. Ama susamış, su içmek zorunda, fıtratı bunu gerektiriyor. Peki bu kişinin yapması gereken doğru şey nedir? Akıntının tersine doğru yürümektir. Yani onun yerden ilk çıktığı kaynağa ulaşmaktır. Orası mutlaka en temiz ve en saf olan yeridir. Sonradan akış istikametinde gerek dışarıdaki etkenler, gerek suyun içindeki, topraktaki etkenlerle o su kullanılmaz ve istifade edilemez hale gelmiştir. Geriye doğru yürüdüğünde kişi kaynağa ulaşır. Saf, berrak, temiz, yıkanmaya, içmeye, eşyalarını yıkamaya, her türlü istifade etmeye müsait hale ulaşır. Yani noktaya ulaşır. Baktığımız zaman bu nehir, ilim nehri 14 asırdır akmaktadır. Ve biz 14. asır içerisinde o nehrin kıyısında bulunmaktayız. Ve o dönemden bu döneme, özellikle Hulefai Raşidin döneminden sonra ya da müştehit ulemanın, İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii gibi müştehit ulemanın arkasından gelen süreçte, tebe-i tabiinden sonraki süreçte diyelim, İslam topraklarının genişlemesi sebebiyle batıl fikirler, özellikle felsefi fikirler, İslam'a
bir takım İslami kavramların gölgesinde ve arkasından sokulmuştur. Ve bunlar gerek akide olmuş, gerek ibadet olmuştur maalesef İslam'dan zannedilerek. Halbuki akide yönünde şirk olan şeyler var, ameli yönünde de bid'at olan, yani aslında İslam'da olmayıp sonradan meydana çıkartılan şeyler var. Peki biz bu duruluğu, bu saflığı nasıl elde edeceğiz? Geriye doğru yürüyeceğiz. İşte biraz evvelden beri anlatmaya çalıştığım şey de budur. Biz ne yapacağız? Kur'an'ı önce Kur'an'la anlamaya çalışacağız. Arkasından Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle anlamaya çalışacağız. Arkasından sahabeyle anlamaya çalışacağız. O dönem saf ve berrak dönemdir. Buna tabi'in ve tebe-i tabi'ini de ekleyebiliriz. İşte o kaynağın başladığı noktaya, yeryüzüne çıktığı noktaya, Kur'an açısından baktığımızda yeryüzüne indiği zamana gidersek işte o zaman doğru anlamış oluruz. Bu çerçevede bu ayetin bu kısmını Bismillah innellezine kalu rabbunallah. Onlar o kimselerdir ki şöyle derler. Şöyle dediler. Rabbimiz Allah'tır. Bu ayetin rivayet tefsirlerinde izahında müfessir ulema şu hadisi zikretmektedir. Tirmizi ve Nesai'de Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayetle Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Fussilet suresi 30. ayeti okudu ve şöyle buyurdu. Allah için kulak verelim ve bu dinin doğru şekilde öğrenilmesinin önce yolunu iyi anlayalım. Kur'an'a bakacağız ve Allah Resulüne bakacağız. Atalara değil, belamlara değil, nefsi ve hissi ve vicdani konuşanlara da değil. Allah ve Resulüne bakacağız. Doğru kaynaktan beslenir ve ashab-ı kirama bakacağız. Ve Allah Resulü Fussilet suresi 30. ayet-i kerimeyi okudu ve tefsir ediyor. Ne diyor bir bakıyoruz. Tüm insanlar bunu söyler. Yani ne der? Rabbun Allah der. Rabbimiz Allah'tır der. Hakeza mucizevi olarak baktığımız zaman bugün de Rabbimiz Allah'tır deniyor. İslam coğrafyası denilen toplumlarda Rabbimiz Allah'tır deniyor. Ya da Rabbin kim dendiğinde Allah deniyor. Ancak anlaşılmadan deniyor. Allah Resulü devam ediyor. Sonra inkar ederler. Bak, insanlar bunu söylerler. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Ve sonra inkar ederler. Nasıl inkar ederler? Dilleriyle söylerler. Evet, ayet devam edecek. Resulullah'ın sonra inkar ederler derken ne kastettiğini yine Kur'an'a bakarak göreceğiz biz. Ve Allah Resulü devam ediyor. Kim dediği üzere ölürse işte istikamet üzerinde olan odur. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde ne diyordu? İnsanlar bunu söylerler. Yani قَالُ رَبُّنَ اللّٰهِ Rabbimiz Allah'tır derler. ثُمَّ اسْتَقَامُوا Sonra istikamet üzerine olanlar. Evet, ثُمَّ atıf harflerindendir. 10 tane atıf harfi vardır Arapçada. Bunlardan biri de ثُمَّ'dir. ثُمَّ sonra demektir. Ba'de de sonra demektir aslında bakıldığında. Yani قَالُ رَبُّنَ اللّٰهُ بَعْدَسْ تَقَامُ Sonra da istikamet üzerine olanlar. Niye denmemiş? Çünkü ثُمَّ sıralamayı da belirtir aynı zamanda. Yani Ahmet ثُمَّ Hasan geldi dediğimizde önce Ahmet'in sonra da Hasan'ın geldiğini söylemiş oluruz. Ahmet ba'de Hasan geldi dediğimizde Ahmet sonra Hasan geldi ama o sonra Hasan mı önce Ahmet mi önce net değildir. Sümme de bu netlik vardır. İşte Allah Celle Celaluhu önce akideye sonra da amele dikkat çekmek için akidenin amelden önemine de dikkat çekmek için ve önce iman sonra salih amel gerçeğinin tekrar vurgulanması gayesiyle قَالُ رَبُّنَ اللّٰهِ Önce iman edeceksin. Yani Allah Celle Celaluhu'nun rububiyetini tasdik edeceksin. Sonra istikamet üzerine olacaksın. رَبُّنَ اللّٰهِ Yani akidede istikamet üzerine olmak. Bu aynı zamanda neyi gerektiriyor?
ferdi ve içtimai hayatta da istikamet üzerine olmaya gerektiriyor. Peki ferdi ve içtimai hayatta istikamet üzerine nasıl olunur? Ferdi hayatta istikamet üzerine olmak, yani ameli kulluk içerisinde bulunmak, Allah Celle Celaluhu'nun fertsel olarak emretmiş olduğu ya da nehyetmiş olduğu şeylere tabi ve teslim olmakla ancak mümkündür. Namazı kılmak, oruç tutmak gibi, içki içmemek, kumar oynamamak gibi.